İyi günler. Herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu, hayırlı günler dilerim. Richard Carlos'un huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Hepsi de ufak şeylerdir. 23. bölümden devam ediyoruz. Zihninizin arka planını kullanmayı deneyin. Zihninizin arka planı bir gerçeği hatırlamak ya da bir öngörünün öne çıkmasını sağlamak için muhteşem bir araçtır. Ve strese girmenize neden olabilecek bir olay karşısında neredeyse hiç enerji harcamadan aklınızı etkili bir şekilde kullanma yoludur. Zihninizin arka planını kullanmak size başka bir işle uğraşırken beyninizin bir sorunu çözmesine izin vermek anlamına gelir. Zihninizin arka planı ocağın ikincil gözünde yemek pişirmek ile aynı prensip altında çalışır. Kısık ateşte kendi kendine pişerken malzemeler içten içe kaynar ve tatlar harmanlanıp karışmak suretiyle lezzetli bir yemeğe dönüşür. Diğer bir deyişle bu yemeği pişirirken malzemeleri tencereye koyup karıştırdıktan sonra kendi haline bırakırız. Genelde ne kadar az müdahale ederseniz sonuç o kadar iyi olur. Benzer olarak zihnimizin arka planına sorunlar listesini, bilinenleri, değişkenleri ve olası çözümleri yerleştirmek suretiyle hayatın getirdiği ciddi olan ya da olmayan birçok sorununu da buna benzer bir yöntemle çözebilirsiniz. Tıpkı çorbayı ya da bir sos yaparken olduğu gibi arka plana gönderdiğimiz düşüncelere ve fikirlere müdahale etmememiz gerekir. Sorun bir problemi çözmek ya da birinin adını hatırlamaya çalışmak gibi. Her ne olursa olsun zihnimizin arka planı bize yardım etmek için oradadır. Ve hali hazırda çözümünü bilemediğimiz sorunun üzerinde çalışmak üzere bizim daha sessiz, daha yumuşak ve çoğu zaman en zeki kaynaklarımızı kullanır. Arka plan inkar etmek ya da dalga geçmek için bir mazeret değildir. Diğer bir deyişle sorunlarınızı arka plana attıktan sonra onları yok saymak anlamına gelmez. Çözmek istediğiniz sorunu aktif olarak analiz etmeden aklınızda tutmaya devam etmektir. Bu basit teknik çözmek istediğiniz sorunu aktif olarak analiz etmeden aklınızda tutmaya devam etmektir. Bu basit teknik birçok sorunun üstesinden gelmenizi sağlarken hayatınızdaki stresi ve gösterdiğiniz çabayı da büyük miktarda azaltacaktır. Bölüm 24. Her gün bir dakika teşekkür edecek birini düşünün. Uygulaması yalnızca birkaç saniye süren bu strateji uzun zamandır en önemli alışkanlıklarımdan bir tanesi olmuştur. Her sabah güne başlamadan önce teşekkür edecek birini düşünmeye çalışırım. Benim için şükran ile üç huzur birbirlerinin ayrılmaz parçaları olduklarından, bana verilmiş olan yaşam denilen bu hediye için ne kadar minnettar olursam o kadar huzurlu olurum. Bu nedenle minnettarlık geliştirmek için çaba harcamaya değen bir duygudur. Eğer siz de benim gibiyseniz, o zaman hayatınızda arkadaşlar, aile bireyleri, geçmişinizde kalmış kişiler, öğretmenleriniz, gurular, iş arkadaşlarınız, size ihtiyacınız olan fırsatı vermiş kişiler gibi minnettar olduğunuz sayısız kişiler vardır. İsterseniz size yaşam verdiği için ya da doğanın güzelliği için ilahi güce de teşekkür edebilirsiniz. Teşekkür edecek birisini bulmaya çalışırken bu kişinin trafikte size yol vermiş, sizin için kapıyı tutmuş ya da hayatınızı kurtarmış bir doktor gibi herhangi biri olabileceğini unutmayın. Buradaki amaç tercihen sabah ilk iş olarak dikkatinizi şükretmeye odaklamanızdır. Uzun süre önce beynimi her türlü olumsuzluğa ne kadar kolay açabildiğimi fark ettim. Negatifin içeri girmesine izin verdiğim de ilk kaybettiğim şey minnet duygumdu. Hayatımdaki insanları göz ardı etmeye başlar ve genelde hissetmekte olduğum sevgi yerini kırgınlığa ve kızgınlığa bırakır. Bu alıştırma yaşamımdaki güzel şeylere odaklanmamı sağlar ve teşekkür etmek için birini düşünmeye başlamam kaçınılmaz bir şekilde aklıma peş peşe başkalarının da gelmesine neden olur. Kısa bir süre sonra zihnim, sağlığım, çocuklarım, yuvam, kariyerim, kitaplarımı okuyanlar, hürriyetim ve bunun gibi şükrettiğim birçok şey ile dolar. Bu size son derece basit bir öneriymiş gibi gelebilir. Fakat gerçekten çok işe yarar.
Eğer sabah kalktığınızda güneş şükrederek başlarsanız gününüzün huzurlu geçmemesi imkansızdır. Bölüm 25. Tanımadığınız insanlara gülümseyin. Gözlerinin içine bakarak merhaba deyin. Tanımadığımız insanlarla göz temasını ne kadar nadir kurduğumuzu hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni ne olabilir? Onlardan korktuğumuz için mi? Yoksa kalbimizi yabancılara açmamıza engel olan bir şeyler olduğu için mi? Bu soruların cevabını ben de bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da yabancılara davranış şeklimiz ile genel mutluluğumuz arasında bir paralellik olduğudur. Diğer bir deyişle yolda kafası öne eğik, suratı asık ve bakışlarını kaçırır bir şekilde yürüyen bir kişinin için için huzurlu ve neşe dolu biri olması beklenemez. Dışa dönük olmanın içe dönük olmaktan daha iyi olduğunu ve bu nedenle başkalarını neşelendirmek için bir ton enerji harcamanız ya da arkadaş canlısı gibi görünmeye çalışmanız gerektiğini önermiyorum. Söylemeye çalıştığım tanımadığınız insanları kendiniz gibi görüp onlara karşı nazik ve saygılı davranırken aynı zamanda gülümseyerek göz teması kurarsanız kendinizde de güzel değişiklikler olmaya başladığını fark edeceksiniz. O zaman herkesin size ne kadar benzediğini ve birçoğunun aynen sizin gibi bir ailesi, sevdikleri, sorunları, kaygıları, beğendikleri, beğenmedikleri ve korkuları olduğunu görmeye başlayacaksınız. Ayrıca ilk hareket sizden geldiğinde insanların ne kadar hoş ve minnettar olduklarını da anlayacaksınız. Birbirimize ne kadar benzediğimizi idrak ettikçe herkesin içindeki masumiyeti görmeye başlayacaksınız. Diğer bir deyişle çok hata yapsak da hepimiz içinde olduğumuz şartlar altında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların içindeki masumiyeti gördüğümüzde içimiz yoğun bir mutlulukla dolar. Bölüm 26. Her gün kendiniz için bir sessizlik zamanı ayırın. Bu stratejiyi yazmaya günün en sevdiğim saatinde başladım. Sabahın 4:30 ve 4:30 ve karım ile çocuklarımın kalkmasına, telefonların çalmaya başlamasına en az 1,5 saat var ve en az 1 saat boyunca kimse benden bir şey yapmamı talep etmeyecek. Dışarıda mutlak sessizlik var ve ben yalnızım. Tek başına olmanızın düşünmek, çalışmak ya da sessizliğin tadını çıkarmak için zamanınız olmasının canlandırıcı ve huzur verici bir niteliği vardır. 10 yılı aşkın bir süredir stres idaresi alanında çalışmaktayım ve bu süre zarfında birçok olağanüstü insanla tanıştım. Neredeyse her gün kendine sessizlik zamanı ayırmayan hiç kimse aklıma gelmiyor. 10 dakika meditasyon veya yoga yapmak, bir süre doğayla baş başa kalmak ya da banyonun kapısını kilitleyerek 10 dakikalık bir duş almak gibi tercihiniz her ne olur olsun sessizlik zamanı hayatın çok önemli bir parçasıdır. Tek başınıza vakit geçirmek gün içerisinde karşılaştığımız gürültü ve karmaşıklığı dengelemeye yardımcı olur. Kendime sessizlik zamanı ayırabildiğimde günün geri kalanını daha kolay idame ettirebiliyorum ve fırsatım olmadığında aradaki farkı hissedebiliyorum. Birçok arkadaşımla paylaşmış olduğum bir geleneğim var. Birçoğunuz gibi her gün ben de ofisime arabamla gidiyorum. Akşam dönerken eve yaklaştığımda arabamı sağa çekerek dururum. Yolumun üzerinde arabayı kenara çekebileceğim 1-2 dakika manzara seyredebileceğim ya da gözlerimi kapatarak soluklanabileceğim bir yer var. Bu mola sakinleşmemi, dengemi bulmamı ve minnet duymamı sağlar. Bu stratejiyi garajlarına yüksek sesle çalan radyo eşliğinde son hız giren ve sessizlik için hiç zamanları olmadığından şikayet eden onlarca kişiyle paylaştım. Davranışlarında yaptıkları bu ufacık değişiklikle artık akşamları kapıdan çok daha gevşemiş bir halde giriyorlar. Bölüm 27. Hayatınızdaki insanları minik çocuklar ve 100 yaşında insanlar olarak hayal edin. İnsanlara karşı olan öfkemizden kurtulmakta son derece başarılı olan bu tekniği neredeyse 20 sene önce öğrendim. Sizi gerçekten sinirlendiren ve kızdıran birisini düşünün ve gözlerinizi kapatarak bu kişinin yeni doğmuş bir bebek olduğunu hayal edin. Minicik hatlarını ve masum bakışlarını gözünüzün önüne getirin. Bebeklerin doğasında hata yapmanın ne kadar doğal bir şey olduğunu ve bir zamanlar her birimizin bir bebek olduğunu hatırlayın. Takriben
takvimi 100 sene kadar ileri alarak aynı kişiyi gözünüzün önüne ölmek üzere olan çok yaşlı biri olarak getirin. Bilgelik öneren ve hata yapmış olduğunu itiraf eden yıpranmış gözleriyle dudaklarındaki hafif tebessüme bakın. Hepimizin bir gün ölü ya da diri 100 yaşında olacağımızı unutmayın. Bu tekniği istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun bu teknik uygulayan kişiye hemen hemen her zaman ihtiyacı olan bakış açısını ve merhameti sağlar. Eğer amacımız daha huzurlu ve sevecen olmak ise başkalarına karşı olumsuz duygular beslememeliyiz. Saygılar. Hepinize iyi günler dilerim.